İlaçları gördü. İki yumurta sattım, ilacımı aldım. He, ne yapayım? Depremden kurtulduk ama. Yağmurdan, toludan, cardından, vicirtiden çoğu çocuk yatamıyor. Gece ilaç aldık, bantlara düştü, büyükler düşmüyor. Cikil cikil ötüşüyor. Çadırları kendi imkanlarımızla yaptık. İki inam arızı sattım. Hazır sağlanıp geçim sağladığım inamı sattım, çadırımı aldım. Gece ne oluyor fareler? Cikil cikil elinde değnek, ben o kadar korkmuyorum ama iki tane torun var, bir gelin var. Onlar hiç cardın mı görmüş, apartmanda oturuyorlardı, şimdi çadırda kalıyorlar. Dayanamıyorlar, annen ne, baban ne, korku yok diyorlar. Korku yok diyorlarsa kızım çaresine bakarak dedim. Bir yapıştırıcı aldım, onun cikiltisinden de uyanlı yok. Hatta kedi mi yavruluyor sandım ben önce. Cikil 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 vicik vicik banda da düşerse daha çok vicil vicil ötüşüyorlar. Biz böyle zor durumdayız. Benim tavuk 30 tane, 35 cücüklerimi kafese alıyorum. Akşam cücükleri yiyor. Benim tavuktan çok. İnsanları ısırıp da bir de kuduz aşısına giderik sahar. Kulaklarımızı yer diye kapadı yok böyle, sarı yok. Aha böyle, böyle sıkı sıkı. Ayaklarımızda çorabla yatıyor. Kediden de büyüğü var, küçüğü de var. Küçükler düşüyor, büyükler düşmüyor. Yapıştırıcıyı park koyuyor, parkı da götürüyor. Her geç vızıt vızıt adam çadırı bekliyor ya zaten. Çadıra girmesin diye değnekle kovalıyor. Hayvanlar aç, biz aç. Ne olacak? Koyunumuz var. Birini kestik yeme amacıyla. Kaçı da kaldıysa bilmiyorum. Üçte geçi var. Alamıyorum, neyle alayım? Yemcinin yem yeri borcu alırdık. O da kepmiş. O da enkaza gitmiş. Fareyle gerçekten sıkıntımız çok büyük. Özellikle cardın, sadece fare değil. Bu koca koca oluyor. Büyük çadırda kalıyoruz. Sadece sobamız orada var. Diğer çadırlarımızda gerçekten çok soğuk. Fareyle geçen koyun koyuna yattım. Hani sürekli fare sürekli fare kış kış diye geziyoruz artık ortada. O kadar ses çıkartmazsak hani kaçmıyorlar. Ayağımızın dibinde dolanıyorlar sürekli. Bakım yapamıyorum. Tuvalet banyomuz yok. Her gün bir komşuya gitmekten artık bıkmış durumdayım. Yani lavabo, tuvalet hiçbiri yok. Ki mikroba geliyor zaten farede. Yani gerçekten şu an çok sıkıntılı bir durumdayız. 2 aydır bunu yaşıyoruz. 500 yıl kadar geriye gittim. Gerçekten 500 yıl kadar geriye gittim. Artık bu yaşantıya alışır oldum. Bu mikroba alışır oldum. Yani çok rezil bir yaşam. Kimseye tavsiye etmiyorum gerçekten. Allah kimsenin başına vermesin.